Şimdi denklemin çözüm kümesini bulunuz diye bir soru gelmiş. Tuğba tahtadan soruyu doğru almış. Doğru çözmüş. Çözüm kümesini 2 ve bilmem ne bulmuş ama kağıdın bu kısmı yırtılmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani bir kökü şöyle olsun. Bir kökü 2 olsun. Diğer kökü de mesela ne olsun? Kullanmadığımız bir harf K olsun. O zaman aslında Tuğba x eksi 2 çarpı x eksi K diye düşünmüş bizim ifademizi. Hangi ifadeyi? Bizim denklemimiz esasen neydi? x kare artı ax artı b eşittir sıfırdı. Yani bu arkadaş budur diye düşünmüş. Hilal ise tahtadan yanlış geçirmiş. Gitmiş x kare artı bx artı a diye çözmüş soruyu. Ve nasıl yapmış? 3 ve t diye kökler bulmuş. O zaman hilal de şöyle yazacak galiba. x eksi 3 x eksi t eşittir sıfır diyecek. Şimdi kökler toplamı kökler çarpımını da yapabiliriz. İsterseniz bunları dağıtabilirsiniz de. O zaman x kare eksi ne oldu orası? 2 artı k x artı 2k eşittir sıfırdır. Buradan a dediğiniz şey ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 eksi k'dır. B dediğiniz şey de 2k'dır. Şimdi böyle bir şey elde ettik. Burada da aynı mantık kuralım. x kare eksi parantezine 3 artı t x artı 3t eşittir sıfırsa A dedi, pardon şimdi artık bu B oldu değil mi? B'si eksi 3 eksi T oldu. E, A'sı da 3T oldu. Şimdi ne yapabilirsiniz? Mesela soldaki denklemde K'yı yalnız bırakırsınız. Yani ne oldu orada? Şimdi şunu bu tarafa attınız. Bunu da bu tarafa attınız. K dediğiniz şey ne oldu? Eksi 2 eksi A oldu. Doğru mu? Peki B neymiş? 2 tane K'ymış. O zaman B dediğiniz şey bunun iki katı geldi. Yani B eksi 4 eksi 2 A'dır. Biz şimdi B ile A arasında bir ilişki kurduk. Tamam. Bir de burada var. Şimdi bunları bir, bir araya getirelim. Ne yapalım? T'yi bulalım mesela. B dediğiniz şey ne geldi? Eksi 3 eksi T. Şimdi şuradaki yönergeye göre yapıyorum. B dediğiniz ifadeyi nasıl, nasıl yazıyorum? Eksi 4 eksi 2 tane A. 2 tane A ne demek? 2 tane 3 T demek. O zaman eksi 3 eksi T eşittir. Eksi 4 eksi 6 t. Eksi 6 t'yi sola attım. 6 t eksi t yaptı. Eksi 3'ü sağa attım. Eksi 4 artı 3 yaptı. O zaman 5 t eksi 1'ten t dediğiniz şey eksi 1 bölü 5 geldi. t'yi bulduk arkadaşlar. t dediğiniz şey eksi 1 bölü 5'miş. O zaman şimdi teker teker ne yapalım? t'yi biliyorsak. Mesela buraya yazarsak eksi 1 bölü 5 diye. O zaman a'sı ne gelecek? Eksi 3 bölü 5 gelecek. a'sı da eksi 3 bölü 5 geldi. Sonra buradaki b'de t yerine eksi 1 bölü 5 yazarsak artı 1 bölü 5 yapacak. Burası da eksi 14 bölü 5 geldi. O zaman burası b'si de eksi 14 bölü 5'miş. Sonra bunları ne yapalım? Toplayalım. O zaman bu işlemlerin sonucu nasıl olacak? Eksi 1 bölü 5, eksi 3 bölü 5, eksi 14 bölü 5. Yani ne yaptı? Eksi 18 bölü 5 yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. m bir asal sayı olmak üzere bu şekilde ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Şimdi x kare artı m eksi 7 x artı m eşittir sıfırmış. Şimdi bu arkadaş iki farklı şekilde çarpandan ayrılabilir. m ve 1 diye ayrılabilir. Ya da eksi m eksi 1 diye ayrılabilir. O zaman nasıl yazalım? Mesela bu ikisinin toplamı da ne gelecek? Burası gelecek. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? O zaman Eksi m, eksi 1 eşittir. m, eksi 7 yaptı. O zaman bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak daha doğrusu şöyle, eksi 7'yi buraya m'i buraya atarsak 2m eşittir. 6, m kaç geldi? 3 geldi. Şimdi m yerine 3 yazarsak ne oldu? x kare 3 yazdık. Eksi 4x artı 3 eşittir. 0. Gördüğünüz gibi m sayısı asal bir sayı. Kökleri de ne geldi bunun? x eksi 3, x eksi 1'den 1 bir ve 3 geldi. Bir kökü 1 bir, bir kökü 3. X1 asal. O zaman asal olan hangisi 3? Demek ki bu 3. Pardon. Tabi burası 3. O zaman burası kaç yapacak? X2 dediğiniz şey 1 yapacak. O zaman yerine yazalım isterseniz. Bu 3. Bu 1. Bu 3. Bu 1. Üst taraf 4 yaptı. 3 körüş 9 eksi bizden yani de bu 8 yaptı. O zaman 4 bölü 8'den cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. Yani doğuracağımız C1'dir. X veya bir gerçel sayı olmak üzere X büyük, Y büyük sıfır demiş. Buna göre X kare artı Y kare de 14XY ise bu oranı bulun bana demiş. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela X kare artı Y kare ifadesi 14XY ya. Şimdi buradan bir tam kare üretmeye çalışıyorum. Gidiyorum iki tarafa da 2XY ekliyorum. Buraya da ekledim, buraya da ekledim. O zaman sol taraf ne yaptı? X kare artı 2XY artı y kare yaptı. Bu da ne oldu? 16 x'ye yaptı. O zaman x artı y ifadesi bakın parantez karesi geldi ki o da ne oldu arkadaşlar? Kök içinde 16 x'ye geldi. Peki ben 2 x'ye ekledim ya. Şimdi 2 x'ye çıkarmış olsaydım iki taraftan da 2 x'ye çıkarmış olsaydım yani şimdi bunları kaldırdım o zaman burası ne olacaktı? x kare eksi 2 xy artı y kare olacaktı. Peki sağ taraf ne yaptı? 12 x'ye. Bakın Burası da aslında ne oldu? X eksiyenin karesi oldu. O zaman bakın, X eksiye diyorsa, o zaman biz X ynin karesi için ne diyeceğiz? Kök içinde 12X diyeceğiz. Ben de o zaman gittim buraya 12X yazdım ve bu arkadaşları oranladım. O zaman X ikisinin de içinden gitti, o zaman kök 16 bölü kök 12. Kök 16 4 demek, kök 12 de 2 kök 3 demek. Sadeleştirsek 2 bölü kök 3 demek ya da eşlilik çarpımıyla beraber. 2 kök 3 bölü 3 demek. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi k bir gerçel sayı olmak üzere böyle bir ikinci derece denklem vermiş. Buna göre demiş ki x'in hangi değeri için k bulunamaz. Şimdi k'nın bulunamamasını istiyorum. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. k'yi yalnız bırakayım. k'yı yalnız bırakalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. x kare eksi k x eksi x Artık k eksi 2 eşittir sıfır. Şimdi k'lı ifadeleri bir araya da toplayalım. Yani bunları isterseniz öbür tarafa atalım. O zaman x kare eksi x eksi 2 kaldı. Şimdi k'lı ifadeleri de öbür tarafa atarsak ne oldu? Kx eksi k oldu. Sağ tarafı k parantezini alırsak x eksi 1 yapar. Sol tarafta x kare eksi x eksi 2'dir. Şimdi gittik her iki tarafta x eksi 1'e böldük. Her iki tarafı x eksi 1'e böldük. Bunlar gitti. O zaman k ne yaptı arkadaşlar? x kare eksi x eksi 2 bölü x eksi 1. Siz şimdi bu ifadede bakın bu tip sorularda mesela x'in hangi değeri için k bulunamaz gibi cümle gördüyseniz o zaman ne yapın? k'yı bulunamaması hale getirin. Yani k'yı yalnız bırakın. Bakın siz x'e ne veremezsiniz? 1 veremezsiniz. 1 verirseniz ne yapamazsınız? K'yı bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü alt taraf ne yapar? 0 yapar. Çok tatlı ve güzel bir soruydu. Doğru cevabımız Adana'dır. A, B, 0'dan farklı birer gerçel sayı olmak üzere böyle bir ikinci dereceden denklem vermiş. Ve bu denklemin kökler toplamı, kökler çarpımı 4 katına eşitmiş. Şimdi kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı değil mi? Kökler toplamı eksi B bölü A'ydı. Peki ifadedeki eksi B bölü A ne yapıyor? Eksi A bölü 4 yapıyor. Şimdi eksi B bölü A'dan ne yaptı? Eksi A bölü 4 yaptı. Kökler Peki kökler çarpımı ne yapıyor arkadaşlar? Ona da bakalım. Kökler çarpımı normalde neydi? C bölü A'ydı. Yani eksi b bölü 4 yapıyor bu da galiba. Eksi b bölü 4. Peki bu verilenlere göre kökler toplamı eksi a bölü 4 eşittir kökler çarpımının yani eksi 4 eksi b bölü 4'ün eksi b bölü 4'ün 4 katına eşitmiş. Şimdi eksileri karşılıklı götürelim. Şuradaki 4'ler de birbirini götürsün. O zaman a dediğin şey geldi? 4b geldi. Şimdi bu veri ışığında a yerine 4b yazalım. bx kare Eksi a yerine 4b yazarsak 4bx. 2a da 8b yapar. Eksi 8b eşittir sıfırdır. Şimdi bunlar hepsi sıfırdan farklı olduğuna göre hepsini b'ye bölebilirim. x kare eksi 4x eksi 8 eşittir sıfır gibi bir denklem geldi bizim karşımıza. Bize verdiği bu denklem için. Yani o ifade bu ifade. Şimdi 3 tane öncül vermiş. Bunların hangileri? Kesinlikle yani daima doğru demiş. Kökler toplamının 2 katı. Şimdi yeni elde ettiğimiz denklemin kökler toplamı kaç yapıyor? 4 yapıyor. Çarpımı kaç yapıyor? Eksi 8 yapıyor. Kökler toplamı 2 katı. Yani 8. Kökler çarpımı toplamı 0'dır. Bu ikisini 4, 8 ile eksi 8 toplarsanız ne yapar? 0 yapar. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Klasik bir öğrenci taktiğiyle A değilmiş, deniz değilmiş diyebiliriz. İki farklı gerçek kökü vardır. Şimdi deltası ne bunun aslında? B kare eksi 4 acı 16 eksi 4 çarpı eksi 8'den. 32 48 yaptı. Evet, delta sıfırdan büyükse iki farklı gerçek kökü vardır. İkinci öncülümüz de doğru. O zaman Ceyhan'ın da güle güle. Çift kat kökü vardı, yok. Çift kat kök olması için delta sıfır eşit olacak. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. En bir gerçek sayı olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş ve bu oranın kaç olduğunu sormuş. Şimdi şurada işlemlerimize bir bakalım. Bakın bunun ortasından 2M gelecek. Bak burada da dağıtırsan 2M geliyor. Şimdi sol tarafı parantez karesini açtım. M kare artı 2M artı 1 eşittir. 2M artı M kök 3 geldi. İki taraftan 2M'leri götürdüm. O zaman M kare artı 1 ifadesi M kök üçmüş. O zaman şuradaki M kare artı 1'ine geldi. M kök 3. O zaman üst taraf ne oldu? M kök karesi geldi. Buradan da ne gelecek? 3M kare gelecek bölü bölü m üzeri 4 artı 1. Şuradaki ifadeyi devam ettiriyorum. Karesini alıyorum. Bunu da karesini alıyorum. Çünkü m üzeri 4'lü bir şey gelecek oradan. m üzeri 4 artı 2m kare artı 1 eşittir. 3m kare yapar. Bunu bu tarafa atarsam o zaman neye eşit oldu? m kareye. m üzeri 4 artı 1 m kare. O zaman ben m üzeri 4 artı 1 yerine ne yazayım? m kare yazayım. Bu m kareler birbirini götürsün. O zaman bizim cevabımız kaç gelsin arkadaşlar? 3 gelsin. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi ABC birer gerçel sayı olmak üzere böyle bir denklemin köklerinden biri eksi 2'ymiş. Peki o zaman ben eksi 2'yi yerine yazarsam sağlar. Eksi 2'nin için buraya eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. O zaman eksi 2'nin karesi 4A eksi 2B artı C eşittir 0. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yapsak. O zaman orada içler dışlar çarpımı yaptığında ne yaptı? 3A eşittir 2B artı C yaptı. Bu da ikinci ifademiz. Şimdi burada bana soruduğu şey denklemin diğer kökü. Mesela ben kökler toplamını bulsam aslında yani C'li değil de A'lı B'li bir şeyler elde etsem güzel olacak. O zaman ikisinde de C'leri yalnız bırakayım. Yani mesela şurada C dediğimiz şey geldi? Bunları öbür tarafa attım. 2B eksi 4A geldi. Peki aynısını burada yapalım. C dediğimiz şey geldi? Bunu bu tarafa atarsak 3A eksi 2B geldi. O zaman ben de diyorum ki bununla bu birbirine eşittir. O zaman 2B eksi 4A ifadesi 3A eksi 2B eşitmiş. 2B'yi buraya 4A'yı buraya attım. 4A'yı sağa attım 7A. 2B'yi de sola attım. Ne yaptı arkadaşlar? 4B yaptı. Peki buradan B dediğiniz şey mesela sallıyorum. Ne olsun? 7M olsun. Hani buradaki içler dışarı yani oranı yakalayabilelim diye tersten yazıyorum. Buna da 4M diyorum. Şimdi denklemi bir daha yazalım. AX kare artı BX artı C diye A yerine 4M yazalım. O zaman ne geldi? 4m x kare, b yerine de 7m yazıyorum, 7m x artı c eşittir 0. Buradan o zaman kökler toplamı ne gelir arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan, eksi 7m bölü 4m. Yani kaç geldi? Eksi 7 bölü 4 geldi. Kökler toplamıymış. Köklerin biri eksi 2 ise, o zaman bunlar ne yapalım? Eksi 2 çıkaralım, diğer kökü ulaşalım. Yani eksi 7 bölü 4 artı 2'den. Diğer kökümüzde ne yapacaktır o zaman? 1 bölü 4 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. ABC birbirinden farklı birer gerçek sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere böyle bir ikinci ejen denklem vermiş. Bu denklemin köklerinden biri diğerinin karesini eşitmiş. Yani mesela atıyorum bir tanesi T olsa diğeri o zaman ne olacak? T kare olacak. Şimdi kökler toplamı dediğimiz şey ne? T kare artı T. Bu da ne eşit? Eksi B bölü A'ya. Kökler çarpımı dediğimiz şey ne? T küp. Bu da neye işte eşit arkadaşlar? C bölü A'ya eşit. Şimdi mesela nasıl bir işlem yapabiliriz? Mesela T küp var. T kare artı T var. Mesela bunlarda bu ikisini mesela T'leri buradan çekip birbirine benzetmek lazım aslında. Nasıl yapabiliriz? Şöyle mesela buna 1 eklesek. Mesela T kare artı T artı 1 desek. 1 eksi B bölü A yapsa. Mesela burası da T küp eksi 1 desek. Yani 1 çıkarsak. C bölü A eksi 1 desek. Bakın bunun içinde bu oluştu artık. Yani t küp eksi 1 dediğim şey t eksi 1 çarpı t kare artı t artı 1 oldu. Şimdi t küp eksi 1 nedir? c bölü a eksi 1'dir. t eksi 1 çarpı ne eşit? 1 eksi b bölü a'ya. O zaman biz aslında şu an t'yi oluştururuz. Bunu bunun altına çekeriz. c eksi a bölü a'yı a eksi b bölü A'ya böleriz. A'lar birbirini götürür. Bizim elimizde ne kalır? C eksi A bölü. A eksi B kalır. Bu da T eksi 1'e eşitmiş. O zaman buraya 1 eklersek neye eşit olacak arkadaşlar? T eşit olacak. O zaman burada payda eşit işte eşitlersek ne oldu? C eksi A artı A eksi B bölü A eksi B oldu. Bunlar birbirini götürdü. Üst taraf C eksi B. Yani bizim ifademiz ne oldu? C eksi B bölü A eksi B oldu. Demek ki köklerden biri C eksi B bölü A eksi B'dir diyebiliriz. Hani çat diye yapabileceğiniz bir soru değil. Sert ama çözümünü gördüğünüzde baktığınız zaman böyle bir gidişattan ne yapın haberdar olun. Güzel de bir soru aslında. Bu şekilde çözüm vardı. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır. Şimdi P ve Q birbirinden farklı birer gerçek sayı olmak üzere birer kökleri ortakmış bu denklemlerin. Yani ben buna x1, x1 diye kökleri olsun diyelim. Bunun da x2, bunun da x3 olsun diyelim. Şimdi birer kökleri ortaksa ben genelde şuradaki x kareleri yok etmeye çalışıyorum. Ondan sonra ortak köke gitmeye çalışıyorum. Şimdi ben bunları birbirinden çıkarsam şu x kareler birbirini götürür. O zaman ne olur? P eksi q tane x olur. Artı q kare eksi p kare ifadesi sıfır eşittir. O zaman p eksi q x ifadesi eşittir. Bunları öbür tarafa atarsak ne oldu? p kare eksi q kare oldu. O zaman sağ tarafı çarpandan ayırabilirim. p eksi q p artı q şeklinde. Burası da ne oldu? P eksi Q x oldu. O zaman ne yapalım? İki taraftaki P eksi Q'ları yok edelim. P ve Q birbirinden farklı olursa ben bunları sadeleştirebilirim. O zaman x dediğiniz şey yani x dediğiniz şey aslında biz ortak kökü yazarak biz bu işlemleri yaptığımız için yani ikisine de hep x1 yazdığımızı düşünelim. Tamam mı? Bunlar x1 x1 olsun. Artık ortak kök üzerinden yürüyorum. O zaman benim ortak köküm ne geldi arkadaşlar? P artı Q geldi. Şimdi ortak kökü de yerine yazdığın zaman ne yapacak? Sağlayacak. Mesela şuradaki denklemde x yerine p artı q yazalım. O zaman p artı q'nun karesi artı p tane p artı q artı q, artı q kare eşittir sıfırdır. Şimdi düzenleyelim. p kare artı 2 pq q artı q kare artı p kare o zaman 2 p kare yaptı. p bir tane daha p geldi. O zaman burası 3 p yaptı. q kare o zaman 2 q kare yaptı eşittir sıfır oldu. Şimdi ne oldu? Bir daha düzenleyelim şurayı. 2p kare artı 3pq artı 2q kare eşittir 0. p bölü q'nun alabileceği değerler toplamı diyor ya. Bakın bu teknik size farklı başlıklarda ileride lazım olacak. Bilginiz olsun. p bölü q diyor ya. Gidiyorum hepsini q kareye bölüyorum. İstediği ifadeyi oluşturabilmek adına. Hepsini q kareye böldüğümde ne oldu? 2 tane p bölü q'nun karesi artı 3 tane bir tane giderse P bölü Q artı 2 eşittir 0 yapar. Buna göre de P bölü Q'nun alabileceği değerler toplamı için ne diyebiliriz biz arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 diyebiliriz. Bu da doğru cevabımızı Adana yapar. Şimdi x kare eksi 3 x artı 1 denkleminin bir kökü P ise bu ifade nedir demiş. Aslında ben orada bir kurnazlık hissettim. Bunu biraz tersten vermiş gibi. Bakın şimdi bir kökü p ise ben buraya p yazarsam p kare eksi 3p artı 1 eşittir 0'dır. Gidiyorum ne yapıyorum biliyor musunuz? Hepsini p'ye bölüyorum arkadaşlar. Hepsini p'ye bölüyorum. O zaman ne yaptı? p eksi 3 artı 1 bölü p eşittir 0 o zaman bizim elimize ne geldi? p artı 1 bölü p'nin 3 olduğu geldi. Ben de gidiyorum bu ifadenin kübünü alıyorum. Şimdi birincinin kübü artı ikincinin kübü artı 3 çarpı ikisinin çarpımı 1 çarpı p artı 1 bölü p. Bu ifade nedir? Tabi bunun da kübünü alacağınıza göre 27'dir. E p artı 1 bölü p ifadesi 3 ise o zaman bu ikisinin çarpımı 9. Öbür tarafa gitti 18. O zaman p küp artı 1 bölü p küp ifadesi ne yaptı? 18 yaptı mı? Yaptı. Bak şimdi buradan payda eşitle p üzeri 6 artı 1 bölü p küp Kaç yaptı? 18. Bak tersten sormuş. P üzeri 6 artı 1 bölü P küp. Yani takla atarsa doğru cevabımıza gelecektir. Bursa gelecektir diyebiliriz. x birden farklı gerçel sayılar olmak üzere iki tane denklem vermiş. Bu denklemi birbirinden farklı köklerinin çarpma şekli hangisi olabilir demiş. Şimdi ben bu denklemlerin ortak kökü var mı yok mu bilmem. Tamam ben bunu bir çözmeye çalışsam. Yani mesela şuradaki BX'ler götürmeye çalışsam. Sonuçta bunlar birbirini götürecekler. Değil mi bu eşitlikte. O zaman sol taraf ne geldi? A eksi C tane X kare geldi. Artı C eksi A eşittir 0 oldu. O zaman A eksi C tane X kare ifadesi. Bunu öbür tarafa atarsak ne yapar? A eksi C yapar. A eksi C'ler birbirini götürecek. O zaman buradan x kare kaç geldi arkadaşlar? 1 geldi. x 1'den farklı demiş. O zaman x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. O zaman biz x'i eksi 1 kabul edersek. Tamam mı? Bunun ikisinin de aslında bu iki denklemi de sağlayan bir değer çıkıyor. x'i eksi 1 verdiğinizde üstteki denklem ne yaptı? a eksi b artı c eşittir sıfır yaptı. Alttakine de x'e eksi 1 verirsek ne oldu? c eksi b artı a eşittir sıfır yaptı. Gördüğünüz gibi ikisi de sağlandı. Yani çaktırmadan aslında ikisinin de birer tane ortak kökü oldu. bunun da eksi 1 diye bunun da 1 diye bir kökü var. Mesela bunun diğer köküne x2 bunun diğer köküne x3 diyelim. Bize ne soruyor? Bu denklem birbirine farklı köklerin çarpımı nedir diyor. Şimdi mesela nasıl söyleyebiliriz? İlk denklemde eksi 1 çarpı x2 için biz ne diyelim? C bölü a şuradaki denklemden. Alttaki denklem içinde eksi 1 çarpı x3 içinde de ne diyelim? a bölü c diyelim. E peki güzel kardeşim ben bunları çarparsam farklı köklerin çarpımını elde eder miyim? Ederim. O zaman ne geldi? x2 çarpı x3 için bununla bunu çarparsanız ne yapar? c bölü a çarpı a bölü c. Bunlar birbirini götürür. Bir yapar. E, bize ne soruyordu? Bu denklemin birbirine farklı köklerin çarpımı hangisi olabilirmiş? O zaman doğru cevabımız ne gelir? Denizi gelir diyebiliriz.